Efendim, Tövbe suresi 88, şeytan Allah'a sığınırım. Amma Resul, yani hem imam hem peygamber ve onunla birlikte olan müminler neyle? Mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. Yani tamamını, malını ve canını Allah'a hibe ediyor. Cihad ettiler, cehd ettiler, gayret ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır diyor Allah. Ne kadar hayır varsa onlarındır. Ve kurtuluşa erenler de onlardır. Sadece onları kurtaracağım diyor Allah. Çünkü bu Allah sevgisinin tam vurgusu oluyor. Çünkü mal insana sevdiriliyor. O sevdiği malı Allah'a veriyor. Allah'ın malını Allah'a veriyor. Can Allah'ın, Allah'tan aldığı canı Allah'a geri veriyor. Bu da Allah aşkının ifadesi oluyor. Allah ne diyor? Bütün hayırlar onların diyor Allah. Ve kurtuluşa erenler de onlardır diyor. Haklı Cenab-ı Allah. Doğru. Maşallah. Amenna ve sadakna inşallah. Allah onlar için süresiz kalacakları, süre yok. Katiliyon, ketiliyon, yok. Bak, Allah onlar için süresiz kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Sonu yok. Bak, bedevilerden özür belirtenler, işte bedevi demek köy, köylüler. Özür belirtenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve elçisine yalan söyleyenler oturup kaldı. Onlardan inkar edenlere pek acı bir azap hesap edecektir. Allah ve elçisine yalan söylüyorlar. İşte benim çocuğum var, oğlum var, okulum var, ticaretim var. Ya bana müsaade, ben bu konulara girmeyeyim. Öbür girenler ne oluyor? Yapıyor onlar, yapsınlar işte onlar. Ya biz ticaretimize bakalım, işimize gücümüze bakalım. Okul var, evlilik var. Oturup kaldı diyor Allah. Onlardan inkar edenlere pek acı bir azap hesap edecektir. Bu da amenna ve sadakna. Çünkü hak ediyorlar. Bak, yol ancak o kimseler aleyhinedir ki zengin oldukları halde senden izin isterler. Çünkü mal tatlı geliyor adamlara. Evde yan gelip yatmak tatlı geliyor. Bunlar geride kalanlarla birlikte olmayı seçerler. Pasif işler istiyorlar. Yani işte bu şahsı manevicilerin falan bulduğu yöntemler gibi. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Bundan dolayı onlar bilmezler. İşinde, gücünde, kendi aleminde bunlar. Bak, onlara geri döndüğünüzde size özür belirttiler. Bunlarda laf bol. Demagoji çok iyi bilir bu üçkağıtçılar. De ki, özür belirtmeyiniz. Size kesin olarak inanmıyoruz. Yalan söylüyor sahtekar herifler. Allah bize durumunuzu haber vermiştir. Bak, o zamanın yobazları da aynı. Hep aynı yalanlar. İnsanın gözünün içine baka baka sahtekarca yalan söylüyorlar. Yaptıklarınızı Allah görecektir. Onun elçisi de. Siz yaptığınız pisliği zaten göreceksiniz. Şu anda da mesela yaptıklarını Allah görüyor. Mehdi de görüyor. Yaptıkları adili. Sonra gaybı müşahede edebileni de bilene döndüreceksiniz. Yani Allah'a döndüreceksiniz. Bütün gaybı, her şeyi bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da yaptıklarınızı size haber verecektir. Yaptığınız bütün o sahtekarlıkları, üç kağıtçıkları hepsine haber vereceğim diyor Allah. Onlara geri döndüğünüzde kendilerinden vazgeçmeniz için Allah'a and içecekler. Hep de Allah'a anarlar bu yabas takımı. Artık siz de onlara sırt çevirin. Muhatap olmayın diyor Allah. Onlar gerçekten pistirler, yobazlar. Pistirler. Kazanmakta olduklarının bir cezası olarak barınma yerleri cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Yani Allah'ı anarak, İslam'dan bahsederek, Kur'an'dan bahsederek hoşnut olmanız için yalan söylerler diyor Allah. Yemin ederler. Siz onların hoşnut olsanız bile, onlar sizi kandırsa bile, şüphesiz Allah fasıklar topluluğundan hoşnut olmaz. Ben hiçbir zaman için hoşnut olmam diyor Allah onlardan. Bedeviler İnkar ve nifak bakımının daha şiddetlidir. Yani köy hayatında yetişen insanlar şehirlere göre inkar ve nifak bakımından daha şiddetli olurlar diyor Allah. Yani eğitim almadıkları için, bilgi ve görgü daha eksik olduğu için, İslam dini de şehir dini olduğu için, Medine dini olduğu için daha müsaittirler diyor Allah, olumsuzluğa. Ama bedevilerin iyileri de var. Mesela Allah diyor ki, bedevilerin, köylülerden öyleleri vardır ki, İnfak ettiğini bir cereme sayar. Sizi felaketten sarı vermesini bekler. Mesela bu ahlaksız olan köylüler.
Bak size belanın sizi felaketten sarmasını bekler. Kötü felaketler onları sarsın. Allah işitendir, bilendir. Hep münafıkları asıl felaket onları sarar. Müslümanları saracak zanneder. Hep münafıkları sarar felaket. Bu çok halledecek Allah'ın bir kanunudur. Bedevilerden öleri vardı ki onlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Bu da köylülerden bak iyileri. Bak Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve infak ettiğini Allah katında bir yakınlaşmaya ve elçinin dua ve bağışlama dileklerine bir yol sayar. Allah katında yakınlaşmaya verdiği paranın faydalı ereceğini düşünüyor. Allah katına yakınlaşmaya vesile olacağını ve elçinin dua ve bağışlama dileklerine bir yol sayar. Peygamber Efendimiz'e dua ediyor onlara. Dua ve bağışlama ya Rabbi diyor. Allah günah ya Rabbi günahlarını affet. Sağlık, sıhhat, iyilik, afiyet ver diyor. Mesela ona benzer güzel dualar ediyor. Buna vesile sayar diyor verdiği parayı. Allah için dağıttığı para mesela kitap alıyor yahut Müslümanlara yiyecek dağıtıyor, bir şeyler yapıyor, fakirlere yardımcı oluyor. Haberiniz olsun bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. Bu ben bunu kabul edeceğim diyor Allah. Allah onları kendi rahmetine sokacaktır. Rahmetiyle Allah onları kuşatacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Şeytan Allah'a sığınma. Tövbe suresi 81. Allah'ın elçisine muhalif olarak, Allah'ın elçisi, peygamberin o devrin mehdisi, mücadeleden, tebliğ yapmaktan, İslam'ı yaymaktan geri kalanlar, oturup kalmalarına sevindir. Yani Müslümanların uzak olmalarına, kendi ailelerinden beraber keyif çatmalarına sevindir ya diyor. Ne kadar iyi yapıyoruz. Müslümanlardan uzak, ne kadar hoş bir hayat diyor. Sorumluluk yok, tehlike yok, risk yok, gayret yok, çalışma yok. Yan gel yat. Ne kadar güzel diyorlar diyor Allah. Seviniyorlar diyor. Ve Allah yolunda malları ve canları cehd etmeyi çirkin görerek, ya diyor malımı neye vereceğim Allah yolunda diyor. Veren versin. Niye canım vereyim? Vurur kafayı yatar uyurum, işime gücüme bakarım diyor. Ailemle, arkadaşlarımla gezer tozarım diyor. Ne işim var diyor. Cihad etmeyi çirkin görerek bu sıcakta çıkmayın dediler. Ya hava da sıcak diyor. Buna diyor. Denize girmek varken, güzel püfür püfür yayla havası varken diyor. Ne işimiz var diyor gidip Müslümanlarla diyor. Böyle bir faaliyet içerisine gireceğiz diyor. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalardı Allah cehenneme koyacağını ima ediyor. Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler çok ağlasınlar. Kim az gülecekmiş? Kafirler. Evet. Yobazlar ne diyor? Gülmeyin diyorlar. Vay hıyarlar vay. Vay hıyarlar vay. Demek ki size hitap ediyor. Siz az güleceksiniz doğru. Çünkü pislik adamsınız. Müslüman niye az gülsün? Bak diyor ki Allah, öyleyse kazandıkların cezası olarak, şeytandan Allah'a sığınırım, bela olarak az gülsünler. Az gülmeyi Allah bela olarak veriyor. Çok ağlasınlar. Onlar da ne diyor? Ağlayamıyorsunuz bile zorlanın diyor, zorla ağlayalım diyor. Allah belanızı vermiş, haberiniz bile yok. Evet. Bak Kur'an'ın hükmüne girmişler. Bundan böyle Allah seni onlardan bir topluluğun yanına döndürür de, mücadeleye, tebliğe çıkmak için senden izin isterlerse de ki kesin olarak benimle hiçbir zaman tebliğe çıkamazsınız. Pislik adam, ahlaksız, mutlaka adilik yapar.